Selamlar, hoş geldiniz. Ben Ömer Coşkun. Bugün teknoloji dünyasında yeni bir devrimin eşindeyiz. Apple yeni bir cihaz tanıttı ve bu cihaz inanılmaz özelliklere sahip. Ancak bu durumu tam olarak anlamak için birazcık geriye gitmemiz gerekiyor. Today, we're introducing three revolutionary products of this class. The first one is a widescreen iPod with touch controls. The second is a revolutionary mobile phone. And the third is a breakthrough internet communications device. So, three things: a widescreen iPod with touch controls, a revolutionary mobile phone, and a breakthrough internet communications device. An iPod, a phone, and an internet communicator. An iPod, a phone. Are you getting it? These are not three separate devices. This is one device. And we are calling it iPhone. Today, Apple is going to reinvent the phone. Apple'ın efsanevi CEO'su Steve Jobs San Francisco'da tüm dünyayı değiştirecek çok önemli bir cihaz tanıttı bizlere. iPhone. iPhone'un ilk tanıtıldığında herkes inanılmaz derecede heyecanlanmıştı. İnsanların hayatını bu denli kökten değiştireceği kimsenin aklına gelmemişti o dönem. iPhone'dan önce akıllı telefonlar vardı, evet, işte BlackBerry'ler ya da işte Nokia'nın bazı yarı tuşlu yarı dokunmatik telefonları gibi birçok akıllı telefon kategorisine giren telefonlar vardı. İşte o günden sonra tamamen dokunmatik ekran olan iPhone hayatımıza girdi ve birçok şeyi değiştirdi. iPhone sadece bir cep telefonu değildi. İnsanların teknolojiyi nasıl kullanacağını, nasıl tüketeceğini, nasıl algılayacağını tamamen değiştirdi. İnterneti cebimize taşıdı, uygulamaların gücünü keşfettik ki o zaman Apple Store yoktu. Daha sonraki dönemlerde yazılımcıların desteğiyle bu ortaya çıktı. Kısaca insanlık özgürlüğün yeni bir tanımını keşfetmiş oldu. Bugün ise 2023 yılındayız ve 5 Haziran'da gerçekleşen Apple etkinliği sonrasında benzer heyecanlar hissediliyor. İşte karşımızda Apple'ın yeni devrimsel cihazı Vision Pro. Apple bu akıllı gözlüğü tanıtırken yeni bir ifade kullandı. Spatial Computer, yani uzamsal bilgisayar. Peki bu uzamsal bilgisayar ne demek? Dijital içeriği sanki gerçek dünyanın bir parçasıymış gibi deneyimlemek için kullanılan bir kavramdır. Bu terim bilgisayar tabanlı görüntüleme, algılama ve etkileşimi bir araya getirerek kullanıcılara gerçek dünya ile dijital dünya arasında daha derinlemesine bir etkileşim deneyimi sunmayı amaçlar. Apple Vision Pro'yu şu ana kadar geliştirilmiş en ileri düzey kişisel elektronik aygıt olarak tanımlıyor. Bu cihazı aldığınızda geniş kapsamda etkileşime sahip olan bir iletişim cihazına ve bir bilgisayara sahip olursunuz. Özetle kullanıcının komutlarını algılayan ve kullanıcının eylemlerine tepki veren ileri düzey bir interaktif cihazınız olacak. Her şey bir gözlük içerisinden sizlere aktarılıyor
gözlerinizi, ellerinizi ve sesinizi kullanarak basitçe geçişler yapabileceksiniz. Bu gözlükle görüntülü görüşmeler yapabilir, film izleyebilirsiniz. Akıllı telefonlar, bilgisayarlar ile ne yapabiliyorsanız onları yapabileceksiniz. Yeni nesil eğlence sistemi olarak da tanımlayabiliriz bu cihazı. Bu gözlük içerisinde Apple'ın geliştirdiği M2 işlemci ve R1 işlemci yer alıyor. Bu işlemciler 12 kamera ve 5 sensörden aldığı verilerle çevrenizi sanal bir dünyaya çeviriyor. Hem de fiziksel dünyamıza sanal objeler ekleyerek bunlarla etkileşime geçmenizi, bilgi akışı sağlamanızı ve aynı zamanda da işlerinizi yürütmenize yardımcı olmanızı sağlar. İsterseniz ortamı dev bir sinema perdesine dönüştürün, bir bilgisayarmış gibi kullanıp klavye bağlayın ve birçok ekranda aynı anda çalışın. Bu cihaz 4K TV'den daha fazla piksele sahip, bu yüzden en ufak yazıları, etrafta oluşturulan 3 boyutlu nesneleri çok net bir şekilde görebileceksiniz. Diyelim ki baktığınız konumda bir obje oluşturdunuz, sonra bakışınızı farklı bir yöne çevirdiniz. İşte o oluşturduğumuz bu obje konumunu koruyor, yani kaybolmuyor. Eğer sizinle aynı gözlüğü kullanan başka bir arkadaşınız geldiğinde sizin oluşturduğunuz o 3 boyutlu objeyi o da görebilecek. Bununla beraber insanlar gözünüzü görebilsinler, doğal bir iletişim olsun diye cihazın üzerine bir ekran konumlandırılmış. Evet, gözlük şeffaf değil, bir ekran var. Fakat gözlerinizi simüle ederek karşı tarafa sanki bakıyormuşsunuz gibi bir görüntü elde edilmesini sağlayacak. Diyelim ki bir video ya da film izliyorsunuz ya da görüntülü görüşme yapıyorsunuz. Uzaktan bir kişi de sizinle iletişime geçmek istiyor. Bu gerçekleşirken şu an bu kişi bir şey izliyor, sizi görmüyor diye karşı tarafa uyarı verecek. Bu gözlük klasik VR gözlüklerden farklı olarak üzerinde bulunan bir düğme sayesinde sanal dünyayı şeffaflaştırıyor ve gerçek dünya ile bağın kopmamasını sağlıyor. İnsanlar sizle iletişime geçmek istediğinde ise onları tanıyor ve insanlara öncelik veriyor. Bu sayede gözlükle hem gerçek dünyada hem de sanal dünyada rahatlıkla hareket edebileceğiniz bir özellik sunulmuş. Gözlüğün tasarımına gelirsek, göründüğü kadarıyla insanı yormayan ve çok rahat bir yapısının olduğu söylenebilir. Apple bu gözlüğü çıkartmadan gün boyunca taşımamızı istiyor ve hedefliyor. Cihazın üzerine ayrı bir batarya konumlandırılmış, bunun nedeni ise gözlüğü daha hafif yapmak. Ayrıca 3 boyutlu olarak şekillendirilmiş ekran camı, yüzünüzü sarmak için kıvrılan alüminyum alaşımlı bir çerçeveye bağlanıyor. Gözlük yüzünüze uyacak şekilde hafifçe esner ve dışarıdan gelecek ışığı engellerken hassas bir uyum sağlar. Kafa bandı ise nefes alabilen ve esnek bir yapıya sahip, ayrıca tam olarak kafa yapınıza göre ayarlanabilir. Pil ise kablosuz olarak 2 saate kadar kullanım sağlıyor, tekrar şarj edilebiliyor. Fakat kesintisiz kullanmak istiyorsak sürekli cihazı şarj halinde bulundurmamız lazım. Ses özelliklerine geldiğimizde kulağınıza yakın konumlandırılan hoparlörler ile çevrenizden haberdar olmanızı sağlarken zengin uzamsal ses sağlar. Yani spatial audio. Peki bu uzamsal ses nedir? Sesin 3 boyutlu bir ortamda yayılması ve dinleyiciye etkileyici bir deneyim sunmasıdır. En önemli konulardan birisi de iş hayatını etkileyecek olması. Diyelim ki FaceTime üzerinde bir toplantıdasınız. Siz karşı tarafı görüyorsunuz fakat sizde bir gözlük var. Peki karşı taraf sizi nasıl görebilecek? İşte bu durumda gözlük yüzünüzü 3 boyutlu olarak tarıyor, dijital bir avatarınızı oluşturuyor. Yapay zeka sayesinde sesinizi, mimiklerinizi taklit ederek bu avatarın karşı tarafa görünmesini sağlıyor. Ayrıca güvenlik tarafında Optic ID isimli bir özellik var. Bu Optic ID retinanızı tarayarak bir şifreleme oluşturuyor ve sadece cihazı sizin kullanmanızı sağlıyor. Adeta bir parmak izi ya da yüz tanıma gibi düşünün. Daha özel ve daha yeni bir güvenlik sistemi. Bu gözlük iletişim sistemimiz, bilgisayar kullanımımız, oyun oynamamız, ödeme sistemleri yani aklınıza gelebilecek günlük hayatta kullandığımız tüm teknolojileri bir arada topluyor ve bunların kullanım şekillerini değiştiriyor. Fiyat ise $3,500 olarak bildirildi ve cihazın 2024 yılında ilk olarak Amerika Birleşik Devletleri'ne çıkacağı duyuruldu. Gördüğümüz gibi teknolojik anlamda bir devrime tanıklık ettik. Cihaz daha çok yeni, üzerine birçok güncelleme alacaktır, değişecektir. Eksi tarafları şu an var, evet. Örneğin 2 saat kablosuz pil kullanımı daha da geliştirilebilir ya da şu anki kabloyu yok edebilirler, daha farklı bir sisteme gidilebilir. Belki tasarım konusunda eleştirilebilir, daha kibar, daha hafif bir yapı olabilir. Bunun haricinde fiyat çok pahalı. Türkiye çıkış fiyatı ise günümüz kur değerleri ve vergiler de hesaplandığında yaklaşık olarak 150.000 TL ile 200.000 TL arası bir fiyat bekleniyor. Umarım bu video sizler için faydalı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.